Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ ile lastik yapılışını anlatacağım. Normal ördüğümüz 2 numara tığ, bir de böyle angora ip kullandık. Şimdi böyle likralı bir lastik, yelek, ırka, kol uçlarında her yerde kullanabileceğiniz, hem kolay hem de çok güzel duran, esneme yapan bir lastik modeli. Şöyle başka bir orta kalınlıkta ipte başlamak istiyorum sizler için. Daha anlaşılır olsun. Ama genelde angoradan daha güzel durur. Şimdi böyle zincir çekiyorum. Tabii yapacağınız modelin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre böyle değerli izleyicilerim. Şimdi ben 10 tane diyelim zincir çektim. Şöyle hemen bir sıra trabzan yapıyorum. Normal bildiğimiz ve üstüne bir dolayıp trabzan örüyorum. Her yerde kullanabilirsiniz. Çok amaçlı. Yelek önlerinde, uçlarında falan harika duruyor değerli izleyicilerim. Normal trabzanı yaptıktan sonra şöyle hemen tamamlamak istiyorum. Bir sıra böyle trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bir doluyorum yine. Şöyle devam ediyorum. Bakın. Tekrar doluyorum. İkinci trabzanın şöyle alt sırasından yukarıya doğru çıkıyorum. Yine aynı şekilde. Bakın şöyle. Önce bir tanesini böyle düz örüyorum, trabzan örer gibi. Sonra ikincisini aynı şekilde alt tarafından yine trabzan örer gibi. Tekrar doluyorum. Bakın bir tane yine. Bir alt trabzanından, bir de üst trabzandan yukarıya doğru. Tekrar aynı şekilde. Böyle düz örüyorum. Şimdi aynı 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın. Bir doluyorum. Şu alt sırasından hemen bir tane trabzan örüyorum. Yine aynı şekilde. Şimdi üst sırasından bir doluyorum. Tekrar zaten yeri belli oluyor değerli izleyicilerim. Hemen şöyle bir doluyorum. Yine üst sırasında. Şu alt sırası belki biraz size karışık gibi görünür. Ama hiç de öyle değil. Zaten örgünüz biraz çoğalmaya başladığı zaman hemen fark edeceksiniz. Şöyle batıyorum. Bakın. Bundan tabii başka şeyler de yapabilirsiniz. Battaniye vesaire. 3 tane zincir çekiyorum. Son olarak arkalı önlüğü aynı değerli izleyicilerim. Sürekli aynı. Bakın son olarak hemen anlatmak istiyorum.
Şimdi şuradan böyle başlıyoruz. Normal trabzan yapıyoruz. Tekrar doluyorum. Hemen tığının şu alt ucundan yukarıya doğru çıkıyorum. Yine bakın aynı şekilde bir tane öyle örüyorum. Tekrar şuradan tam anlaşılsın. Bir doluyoruz hep. Normal trabzan örer gibi arkalı önlü örüyorum. Tekrar bakın. Bir tane daha hemen alt trabzanından. Tığ işi, lastik yapılışı. Likralı değerli izleyicilerim. Bakın lastikli. Şöyle esneme de yapıyor. Bu orta kalınlıkta bir ip kullandık. Diğer modelimizde de angora kullanmıştık. Hangisinden yapacaksanız örgünüzü, işte yelek, hırka, battaniye vesaire. Bakın bundan normal örgü de yapabilirsiniz kendinize. Daha kalın şişle. Yani sadece lastik dedik ama lastikte de değil, örgüde de kullanabilirsiniz. Çok da güzel. Böyle kabarık, şapka vesaire her şeyi yapabilirsiniz değerli sevgili izleyicilerim. Yine çok amaçlı bir örgü diyorum. Böyle tam uzunluğunu lastik ucu olsun diye böyle yaptım. Umarım anlaşıldı. Bakın şöyle dönüyoruz hemen. Tekrar şöyle başlıyoruz. Bir tane normal trabzan örüyorum. Tekrar alt ucundan. Böyle devam ediyoruz örgümüze. Şöyle tekrar yakından görün. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.